Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta 19. sezonda eklenecek olan ikinci karakterimiz gizemli karakter Dogu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi destek savaşçısı açıklaması. Yalnız bir dakika, Doug diye mi okunuyor acaba, bak ın eklemişler. Doug'ın sosisli sandviçleri takım arkadaşlarının ömrünü uzatır diyor. Şöyle bir kendi etrafında döndürmek istiyorum. Bu şekilde bir dış görünüşü var. Onun dışında bir tane de kostüm var. Bu kostümü sizlerle birlikte hemen isterseniz bir alalım. 29 elması şöyle verdim ve Ejder Doug kostümünü bu şekilde almış olduk. Onun da bir dış görünüşüne bakalım. Zaten 29 elması kostümlerde biliyorsunuz ki atış efekti veyahut da başka bir şey gelmiyor. Sadece dış görünüşü değişiyor. Yani bunun da dış görünüşü bu şekilde. Normal haliyle oynayalım. Daha sonrasında kostümlü haliyle de yine oynarız. Karakterimiz destek savaşçısı olduğu için genelde destek savaşçılarının canı fazla oluyor. Görmüş olduğunuz gibi 7200 canı var. Hareket hızı, hızlı saldırısı, ana saldırısı, sosis saldırısı. Bosslara taze, düşmanlara bayat sosisler, takım arkadaşlarını iyileştirir, rakiplere hasar verir. Aradaki mesafe kısaldıkça etkisi artar diyor. Yani görmüş olduğunuz gibi maksimum hasarda 1800, iyileştirmesi 900. Doldurma hızı normal, menzili de kısa. Süper saldırısına geldiğimiz zaman ismi Egg Portion. Doug'ın kendisi veya dostları için özel hazırladığı bir sosisli sandviç. Bu sandviçle güçlendirilen takım arkadaşları yok edildikten kısa bir süre sonra %50 sağlıkla canlanırlar diyor. Menzili de normal. Açıklamaları vesaire bu şekilde. Şimdi karakteri biz bir normal bir deneyelim. Daha sonrasında yıldız gücüne, eşyalarına, aksesuarlarına vesaire her şeyine bir bakmış olalım. Görünüşümüz bu şekilde. Kafamız böyle bir sağa sola doğru slime gibi sallanıyoruz. Bu şekilde yürüyor karakter. Vuruşumuz da bir tık Jackie gibi. Yani şöyle bir göstereyim. Bayağı bildiğin Jackie gibi ama Jackie'den tabii ki farklı. Bakın şimdi olabilecek en uzak mesafedeyim şu an ve vurduğum zaman burada görmüş olduğunuz gibi robota 900 vurdum. Biraz daha yaklaştığım zaman mesela 1260 vurdum. Biraz daha yaklaştım 1440 vurdum. Tam içine girdiğim zaman da görmüş olduğunuz gibi o maksimum hasarı vermiş oldum. 1800 vurdum. Şimdi şöyle bir tekrardan ultimi almak istiyorum. Ultiyi aldıktan sonra bu karakterin nasıl bir ultisi var, bunu size tabii ki göstereceğim. Siz de o sırada benim canım azalırken videoya bir tane like atmadıysanız like atarsanız ve kanala abone değilseniz abone olursanız çok 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 sevinirim. Canım birazcık daha bir düşmesi lazım. Evet, şimdi sosisliği kullandım. Ölmem lazım. Şak, öldüm ve görmüş olduğunuz gibi sosisiyle birlikte selamünaleyküm deyip geri geldik. Bu şekilde bir ultimiz var. Bunu tabii ki takım arkadaşlarınızla da yapabiliyorsunuz. Yani bunu ota bastığım zaman kendime kullanmış oluyorum. Bakın duvarlardan falan geçmiyor bu arada ulti. Onun dışında yani şu robotu sallıyorum, benim takım arkadaşım olsa ona attığım zaman 2 saniye içerisinde eğer ölürse o da aynı şekilde yeniden doğuyor. Şimdi şöyle bir bastığım zaman bakın kafamda duruyor. Belli bir müddet sonra evet görmüş olduğunuz gibi gitti. Yani bu saatten sonra ölürsem eğer tabii ki ölmüş olacağım. Tekrardan doğacağız. Yani ölmeye yakın olduğunuz bir zamanda bunu basmanız gerekiyor. Karakterin düz saldırısı ve süper özelliği bu şekilde. Şimdi gelelim karakterimizin yıldız güçleri ve aksesuarlarına. Öncelik olarak birinci yıldız gücü ve birinci aksesuarına bakalım. Canlanan hedefler 3 saniyeliğine hız artışı kazanır diyor. Birinci aksesuarımız ise çift sosis. Bir sonraki sosis saldırısı yalnızca dostları iyileştirir ama 2 kat etkili olur diyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir sıkıntı var. Bunun için bir dostluk savaşına girmem lazım. Biz o sırada bir birinci yıldız gücünü bir deneyelim. Birinci yıldız gücü aslında az önce de takılıydı. Dikkat etmedim ben buna. Şimdi bir dikkat ederek oynayalım. Yani normal hızımızı görüyorsunuz. Normal hızımız bu şekilde. Öldükten sonra yani yeniden doğduğumuzda 3 saniyelik bir hız artışımızın olması gerekiyor. Bunu kendi üzerimde deneyebiliyorum. Tabii ki canım çok fazla görüyorsunuz. Bu beni bir türlü öldüremiyor. Şimdi şöyle bastım ben buna. Öleyim. Tekrardan doğdum. Ve bakın hız artışını gördünüz. Yani %20 miydi? 3 saniye miydi? Bir böyle bir hız artışı var. Evet, %20 değil, 3 saniyelik bir hız artışı varmış. Şimdi gelelim ikinci yıldız gücüne. İkinci yıldız gücümüz sosis saldırısı. Daga ayrıca %20 iyileştirir diyor. Bu da basit olduğu için ben bunu size hemen bir göstermek istiyorum. Tabii ki bunu gösterebilmek için şöyle bir canımın gitmesi lazım. Şu an 7200 canım var benim, görüyorsunuz. Normal bir saldırı yaptığım zaman, düz vuruş yaptığım zaman bakın 360 can alıyorum arkadaşlar. Yani bu yıldız gücünün olayı da bu. Yani gidip de birisine vurmanıza falan gerek yok bu arada. Bakın vursam da yine 360 alıyorum. Yani mermiyi sadece basmanız gerekiyor. Bastığınız zaman 360 can alıyorsunuz. Hatta şöyle bir şey de göstereyim size.
Canım bir dolmasın. Evet, şimdi şöyle bir basıyorum. Bakın hani herkesi öldürdüm ama 360 can aldım. Geliyorum şimdi ikinci aksesuarıma. İlk aksesuarda normal bir maç yaptığımız zaman size göstereceğim. Ekstra hardal bir sonraki sosis saldırısı yalnızca düşmanlara hasar verir ve 2 kat etkili olur diyor. Biliyorsunuz ki karakter en yakından 1800 vuruyordu. En uzaktan da 900 vuruyor. Yani o 900'e 1800'e 1800'de 3600'e çıkarmış oluyor. Bak hemen şöyle bir deneyelim. Bakın mesela 900 yerine 1800 vurduk. Bir de en yakın mesafeden görelim. En yakından da bakın tak 3600. Bu şekilde bir aksesuarımız var. Şimdi birinci aksesuarı aldım. İkinci olarak da şu ilk yıldız gücünü almak istiyorum. Eşya olarak da hız ve hasarım var. Kostüm almak istiyorum. Ejder Dog'la birlikte oynayalım. Evet, taş taşkını haritasına girdim. Bakalım botlarla birlikte hem kostümümüzü görmüş olacağız hem de birinci aksesuarı sizlere göstereceğim. Şimdi şöyle bir kutuları kırmamız lazım. Birazcık tabii ki kasılalım. Kasılmak önemli. Yakından vurmak da önemli bu karakterde. Şimdi arkadaşlar bu aksesuarın dışında bu karakter sağlık veriyor. Bak şimdi şöyle bir vuruyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi ben yanımdaki karakteri bu şekilde canlayabiliyorum. Birazcık vur bir ona abi. Ona bir vur. Aksesuarın olayı da 2 kat fazla can vermesi. Şöyle bir vereceğim. 3960 can sağlık verdim. Yani bu aksesuarın olayı bu. Kendinize can veremiyorsunuz. Yani ben denedim biraz ama öyle bir şey yok gibiydi. Ve tabii ki yükünüz vesaire buna göre de verdiğiniz sağlık artıyor. Gücünüze dayalı. O da değişebiliyor. Biraz basit bir maç oldu yalnız ya. Çok dikkat etmedin ama. Hocam şu benim arkadaşa vur ya. Onu bir canlayayım ben bir göstereyim. Bak oğlum ne çabuk öldürdün sen ama ya. Az hızlı öldürdüm. Evet, takım arkadaşım geri geldi. Bir de şu ultiyi denemek istiyorum. Umarım deneyebilirim. Takım arkadaşımın üzerinde de nasıl olacak merak ediyorum. 1300 canı var. Lan basamadık ki adama ya. Vay arkadaş. Evet, şöyle maçı da bir isterseniz çatıştır bitirelim. 12 yükü topladıktan sonra tabii ki bayağı bir basit olacak. Şimdi karakterimizin kazanma animasyonu da bu şekilde görüyorsunuz. Böyle de bir animasyonu var. Ve şöyle girip bir de rozetlerine bakalım. Karakterimizin nasıl rozetleri varmış. Şimdi şu farklı rozeti hangisi? Şu farklı gibi. Evet, sosis yediği bir rozeti var. Tekrardan bir sosis geldi eline. Şöyle şuradaki ne? Kalpli olan mı bu? Evet, kalpli olan rozeti bu şekilde. Onun dışında sinirliye bakalım bir de. Bir de ağlamaya bakalım. Ağlaması da bu şekilde. Şimdi görmüş olduğunuz gibi toplamda da 10 tane rozeti var. Son olarak da bari şunu da basalım hazır açmışken. Karakterimizin yıldız gücü ve eşyalarını sizlere gösterdim. Onun dışında kostümü de gösterdim. Rozetlerini gösterdim. Her şeyini göstermiş oldum. Umarım izlerken keyif alıp karakteri anlamışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.